Evet çocuklar, bu dersimizde tuva çalışması yapacağız. Yani akrilik boyayla boyamayı birazcık size öğreteceğim. Fırçalarımızı nasıl kullanırız onları göstereceğim. Ben tuval kullandım. Ama siz isterseniz karton üzerine de kullanabilirsiniz. Sizinle bu çalışmayı çok yapmak istemiştik. Ama bir türlü yapamadık bu işte malum salgından dolayı. Şimdi ben bu boyamı hazırladım. Arka plana süreceğim boyamı ve paletimle iyice karıştırıyorum. Boyamı sulandırmayacağım. Yanınızda bu arada malzemeler olarak her çeşit fırçanız olsun, bir parça beziniz olsun. Renk geçişlerinde fırçamızı suya batırarak temizleyeceğiz. Eğer akrilik ve guaş çalışıyorsanız bu şekilde. Şimdi fırçamı, boyamı aldım. Bakın şimdi boyam çok yok. Çok az var burada. Görüyor musunuz? Bazı çocuklar böyle şu kadarcık fazla alıyor. Bu olmaz. Bu boyayı doğru düzgün dağıtmamızı sağlamaz bizim. O yüzden fazla boyamı paletimde bırakıyorum. Siz palet yerine plastik tabak da kullanabilirsiniz. Bu zaten akrilik boya. Yıkayınca çıkan bir şey. Annelerinize söylerseniz çok rahat bir şekilde çıkartabilirler. Şimdi yavaşça boyarken düz alanlarımı bu şekilde yan yana boyamı koyuyorum. Sonra bak hiç acele etmeden diğer yönleri çeviriyorum. Bunu aynı şekilde boyadım. Sonra tekrar boyamı aldım. Tekrar buraya yan yana. Sonra farklı yöne. Bu şekilde fırçamı kullanırsam hem fırçam daha uzun ömürlü olur hem de resmim daha güzel görünür. Yani ikisini birden yapabilirsiniz. Bu kenarları hiç acele etmeden fırçanın kenarından yararlanarak yavaş yavaş aşağı inebilirsiniz. İsterseniz bant yardımı da alabilirsiniz. Hop. İndim. Şimdi artık kalan kısmı çok rahat bir şekilde acele etmeden sakin sakin boyayabilirim. Farklı yönleri de boyuyorum. Her tarafa boyanın eşit dağılması için. Tarafı da aynı şekilde. Zor yerleri en sona bırakacağım. Çünkü boyam kurumadan diğer taraflara boyamı dağıtayım. Şimdi saçlarını boyuyorum. Renklerimi hazırladım. Kenarlarını çok dikkatlice. Boyam bitince tekrar boyam alıyorum.
Şimdi de yüzünü boyuyorum. Daha sonra gözünü, ağzını yeniden ekleyeceğiz. Ben birkaç kat daha geçiyorum. Siz de kuruduktan sonra birer kat daha geçerseniz çok daha iyi olur.